Ben Latife. Çoğunuz beni sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi olarak biliyorsunuz. Ancak beni sadece paşanın eşi olarak tanımanızı istemiyorum. Evet, itiraf ediyorum. Kemal Paşa ve ben çok özel zamanlar geçirdik. Birbirimizin arkadaşı, sırdaşı olduk. Birlikte büyük devrimlere imza attık. Yaşanan her tarihi olayda hem onun hem de Türk milletinin yanındaydım. Elimden ne geliyorsa canla başla yaptım. Bugün olsa yine aynısını yapardım. Hakkımda birçok olumsuz şey anlatılmış olabilir. Çünkü çoğu kişi sırlarını ifşa edeceğimden korktuğu için beni karalamaya çalıştı. Ancak ben kimsenin arkasından iş çevirmedim. Her zaman dik durdum. Onurlu bir hayat yaşadım. Asla ayılmadım ve pes etmedim. Beni hakkımda çekilen belgesellerden, kitaplardan, filmlerden tanımaya ve anlamaya çalıştığınızı biliyorum. Ama bir de beni benden dinleyin istiyorum. Size neden casus olarak tutuklandığımı, kadın hakları için neler yaptığımı, Fikriye'nin ölümünden sorumlu olmadığımı ve Kemal Paşa ile yaşadığım sorunları anlatacağım. Her ne olursa olsun beni yaptıklarımla anmanızı istiyorum. Ve aynaya her baktığınızda onurunuz ve saygınlığınızla gurur duymanızı. Benim hikayem 17 Haziran 1898 yılında İzmir'in görkemli bir konağında başlıyordu. Biz Uşak kökenliydik. Orada Helvecizade olarak anılırdık. Ancak İzmir'e taşındıktan sonra bizi Uşakizade demeye başladılar. Babam Uşakizade Muammer Bey, annem Adeviye Hanım'dı. 4 kardeşim vardı. Herkesin gıpta ile baktığı Uşakizade köşkünde yaşıyorduk. İlkokulu köşkümüzün bahçesinde bulunan camlı köşkte, ortaokulu ve liseyi ise Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde tamamladım. Daha sonra Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde siyaset ve hukuk eğitimi aldım. Annem ve babam eğitime çok önem veriyordu. Ben de dil öğrenmeye çok meraklıydım. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca öğrendim. Kuzenim Halit Ziya Uşaklıgil'di. Edebiyata da çok meraklı olduğumu söyleyebilirim. Fransa'da eğitim gördüğüm sırada ailem yanıma gelmişti. Canım İzmir'im Yunanlılar tarafından işgal edilmişti. Bense yaban ellerde elim kolum bağlı oturuyordum. İnanın bu çok zoruma gidiyordu. Ama ne kadar karanlıklar içinde boğulsam da bir umut ışığı olduğunu biliyordum. Ve sonunda Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandık. Artık oralarda duramazdım. 3. sınıftayken üniversite eğitimimi yarıda bıraktım ve İzmir'e döndüm. Babam beni 22 yaşında toy bir genç kız sanıyordu. Oysa ben ülkem için kendini feda edecek kadar olgun ve cesaretliydim. Hiç kimse önümde duramazdı. Tabii İzmir'e elim boş dönmedim. Üzerimde milli mücadeleye dair bazı önemli belgeler taşıyordum. İstanbul üzerinden İzmir'e geçerken Yunan askerleri beni yolda durdurdu. Fransız pasaportumu görünce şüphelendiler. Bir şeyler çevirdiğimi anladılar. 3 ay boyunca hücrede tuttular beni. Ama inanın hiç korkmadım. Göğsünde bir dergiden kesip madalyonumun içine sakladığım Mustafa Kemal'in resmini taşıyordum. O güç veriyordu bana. Ne zaman umutsuzluğa kapılsam içimi aydınlatıyordu. O İzmir'i kurtaracaktı, ben de onunla evlenecektim. Kurtuluşumuz çok yakındı, emindim. Hatta bunun için adak bile dilemiştim. Eğer paşam İzmir'de muzaffer olursa onu evimde misafir edecek, askerlere hediyeler dağıtacaktım. Ve dualarım kabul oldu. Tarihler 9 Eylül 1922'yi gösterdiğinde Türk ordusu İzmir'e girdi. Her yerde sevinç çığlıkları yükseliyordu. Benimse kalbim duracaktı sanki. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın kendine güvenli bir karargah aradığını öğrendim. Bunun için köşkümüzü uygun bulmuştu. Annemle babam yurt dışında olduğu için davet mektubunu yazmak büyük bir onurdu. Mektubu yazdıktan sonra askerlere şeker, sigara ve sargı bezi dağıtmaya gittim. Eve geldiğimde kapıda korumalar karşıladı beni. Neredeyse evimi almayacaklardı. Paşa çoktan köşkümüze gelmişti. O gün nasıl heyecanlandığımı kelimelerle ifade edemem. Onunla geçirdiğim 16 gün boyunca paşanın en büyük yardımcısı ve arkadaşı oldum. Hani hiç bitmesini istemediğiniz bir rüya görürsünüz ya. İşte öyleydi o günler benim için. Her sabah erkenden kalkar, yabancı basındaki haberleri okur ve ona çevirirdim. Paşamla dünya meseleleri üzerine sohbet eder, fikirlerimi paylaşırdım. Benim fikirlerime önem verirdi. Bana Latif derdi. Ancak bu süreler çok kısıtlıydı. Çünkü yapacak çok şey vardı. Özgürlük öyle kolay elde edilmiyordu. Ve 13 Eylül'de büyük bir yangın meydana geldi. Bu yangında 70 adet mülkümüzü kaybettik. Benim umurumda değildi. Asıl alev alev yanan benim kalbimdi. O mavi gözlü dev dediğini yapmış ve düşmanlar geldikleri gibi gitmişti. 16 günlük misafirlikten sonra paşa evimizden ayrıldı. Mektuplaşmaya başladık. Tabii yaveri Salih Bey'le de. Paşamdan haber alamayınca sağ olsun Salih Bey beni habersiz bırakmıyordu. Çok kısa bir süre sonra Zübeyde Hanım'ı evimde misafir ettim.
Kendisi çok hastaydı. Ankara'nın havası ona iyi gelmiyordu. Aramız iyiydi ama bir şeylerden rahatsız olduğu da belliydi. Oğlunu bana layık görse de ona karşı olan duygularımı sorguluyordu. 28 gün misafirim oldu. Paşa'nın gelmesini bekliyorduk. Ancak paşam gelmeden Zübeyde Hanım'ı kaybettik. Mustafa Kemal o günden sonra modern bir ülke kurmaya adadı kendini. Ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Tam 3 kez evlenme teklif etti bana. Ben onun sevgisinden emin olmak için biraz bekledim. Ama ona olan aşkıma söz geçiremiyordum. 29 Ocak 1923 tarihinde köşkte evlendik. Evlendiğimizde 22 yaşındaydım. Dini nikah kıydık ama bu biraz farklıydı. Normalde kadınlar dini nikah kıyıldığı zaman odada bulunmazlardı. Ancak ben Kemal'in yanı başındaydım. Evet, artık o benim Kemal'imdi. Balayımızda Anadolu'yu gezdik. Halkı ziyaret ettik. Yemeklerde kadınla erkekle oturmaya başladık. Eşitlik olsun demedik. Bizzat eşit olmayı gösterdik. Çankaya Köşkü'nde yeni bir devir başlıyordu. Köşkü kendi zevkime göre düzenledim. Yenilikçi fikirlerimi ev yönetiminde de gösterdim. Ama yaptığım en büyük yenilik meclisteki konuşmayı dinlemeye gitmekti. Kemal'in eğitimle ilgili yapacağı konuşmayı birlikte hazırlamıştık. Ben de bir konuşmayı dinlemek istiyordum. Sağ olsun paşam bu isteğimi büyük bir sevinçle kabul etti. Senin meclise girmen kadın hakları ile ilgili yapacağımız devrimlerde büyük bir adım olacak dedi. Sadece bunu değil, hayalindeki tüm devrimleri gerçekleştirdi. Bir gün Adana'yı ziyaret ettik. Halkın karşısına ilk kez peçesiz ve pantolonla çıkmıştım. Bu gezi halk için büyük bir yenilikti. Ancak Kemal'le aramızdaki derin uçurumun da en büyük sinyaliydi. Kemal beni otomobilde arkada yalnız bırakmıştı. Oysa bizim aramızda eşitlik söz konusuydu. Bu konuda fikirlerimi dile getirmekten asla çekinmedim. Ama beni sevmeyenler beni kötülemek için fırsat kolluyordu. Hatta ona Kemal dememden bile rahatsız oluyorlardı. O benim kocam değil miydi? İsmiyle hitap ederek ona sevgimi ve yakınlığımı göstermeye çalışıyordum. Ve en kısa sürede bunu gösterdim. Bir gün köşkümüzü bastılar. Kemal'in kıyafetlerini giydim ve camın önünde onu taklit ettim. Evden kadınları ve çocukları yolladım. İsyancılar eve girdiğinde Kemal yerine beni gördüklerinde çok şaşırdılar. Bu saldırı beni korkutmamıştı. Aksine daha çok cesaretlendirmişti. O günden sonra kadın hareketlerine daha çok ağırlık verdim. Kadınları seçme ve seçilme hakkı verilmesi için siyasette yer aldım. Çünkü kadın olmak bir acizlik değildi. Gurur duyulacak bir şeydi. Kemal kadın hakları konusunda beni çok destekledi. Ve en sonunda Cumhuriyeti ilan ettik. Bu ne büyük bir onurdu benim için. Kelimelerle anlatmam mümkün değil. Ve bu güzel olaydan 7 ay sonra Fikriye Çık'a geldi. Birkaç gün köşte kaldı. Kendisinin evimde olmasından hoşnut değildim. Onun sevgisinden parlayan gözleri beni rahatsız ediyordu. Kemal Paşa ona karşı mesafeli olsa da her türlü yardım yapmaya hazırdı. Ama bunlar onun umurunda değildi. Köşten ayrıldıktan sonra çok rahatladım. Ancak kısa bir süre sonra yine geldi. Onu içeriye almamalarını söyledim. Sonra o silah sesini duyduk. Ve Fikriye'yi kaybettik. Kemal Paşa bu duruma çok üzüldü. Belki inanmayacaksınız ama ben de. Durumları toparlamak için çok üzerine gitmiyordum. Ta ki bana Fikriye diyene kadar. O gün bahçede köpek yavrularını seviyordu. Beni de yanına çağırdı. Natife diyeceğine Fikriye dedi bana. Ben de buna o kadar öfkelendim ki. Yine büyük bir kavga ettik. Ve o günden sonra aramızdaki uçurum büyümeye devam etti. Ben sözünü esirgemeyen, dik başlı ve güçlü bir kadındım. Ama gençtim, toydum. Kemal'in çevresi ise adeta ailesi gibiydi. Birlikte kurtuluş mücadelesi vermiş arkadaşlarıyla doluydu. Birçok sorunla başa çıkmaya çalışıyorlardı. Gecelerce toplantılar yapıyorlardı. Her şey değişiyordu ancak bu değişmiyordu. Ülkeyi birlikte kurmuştuk. O zaman gerçek bir aile de olmalıydık. Bu toplantılar, sohbetler beni yoruyor, hırçınlaştırıyordu. İstedim ki benimle de onlarla olduğu gibi ilgilensin. Benim de sözüm geçsin. Belki bugün olsa başka türlü düşünürdüm. Ama o zamanlar bunların farkında değildim. Pek çok konuda ısrarcıydım. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Aramızdaki uçurum günden güne büyüyordu. İkimiz de güçlüydük, serttik, taviz vermiyorduk. Aramızda soğuk bir savaş vardı. Birbirimize o kadar çok benziyorduk ki anlaşmamız her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Benimle ve arkadaşları arasında kalıyordu. Kendimi dizginleyemiyordum. Onun hayatına ayak uyduramıyordum. İkimiz de yorulmuştuk. Ve ne yazık ki savaşın mağlubu ben oldum. 1925 yılında büyük bir kavga ettik.
Ve bu Kemal'in sabrını taşıran son damla oldu. Benden boşanmak istiyordu. Ankara'dan gönderildim ve çok hızlı bir şekilde boşandık. Alafranga başlayan evliliğimiz Alaturka bir şekilde sona ermişti. Bir daha hiç evlenmedim. Ve 12 Temmuz 1975 yılında kalbimde Kemal'in aşkı ve sırlarla bu dünyadan ayrıldım. Kimi tarihçiler Latife Hanım'ın sırlarıyla beraber bu hayattan göçtüğünü, Atatürk'le kavgalarını, onun ne kadar dik başlı ve hırçın olduğunu, evliliklerinin ise en büyük hata olduğundan söz ederler. Kimileri ise onun modern Türk toplumunun bir simgesi olduğunu, entelektüelliğini ve kültürünü över. Latife Hanım tarih sayfalarına büyük harflerle adını yazdırmış bir kadın. Türk milleti ve Türk kadını için elinden geleni yapması, Türkiye'nin modernleşmesi için eğitim konusuna büyük önem vermesi, zekası, bilgisi, kültürüyle iz bırakmış biri. Ve kabul etmek istemeyenler olsa da Atatürk de onun fikirlerine ve bilgisine hayrandı. Hatta Atay'ı o kadar çok seviyordu ki İzmir'de düzenlenen suikast girişiminde kendini siper etmiş ve yaralanmıştı. Tek yanlışı öfkesini ve hırçınlığını kontrol edememesiydi. Latife Hanım Atatürk öldüğünde yurt dışında tedavi görüyordu. Boşandıktan sonra bir daha hiç evlenmedi. Atay'a duyduğu aşkı bir an olsun sönmedi. O, Cumhuriyet'in ve modern Türk kadınının büyük bir örneğiydi.